İtalya'da 1920'lerin başında Benito Mussolini'nin gücü artmıştı. Bu yükseliş oldukça hızlı ve tarihsel açıdan da şaşırtıcıydı. Biraz daha aydınlatmak gerekirse 1915'in sonlarına bakmalıyız. 1915. İtalyan Sosyalist Partisi'nden bu tarihte Mussolini atılmıştı. 1915'te İtalyan Sosyalist Partisi'nden atılıyor çünkü İtalya'nın savaşa girmesi gerektiğini düşünüyordu Mussolini. Sosyalist Parti, Birinci Dünya Savaşı'nın emperyalist bir savaş olduğunu ve İtalya'nın savaşla hiçbir alakası olmayıp tarafsız kalması gerektiğini söylüyordu. Fakat partide milliyetçi kesimler de vardı ve Mussolini de bu kesime ait bir siyasetçiydi. Bunun İtalya'nın zafer şansı, yani Birinci Dünya Savaşı'nın İtalya için zafer şansı ve imparatorluğunu kurması için bir olanak olduğunu söylüyordu. Bu yüzden 1915'te Sosyalist Partiden çıkarıldı. Faşi Dazione Rivoluzionaria isimli kendi grubunu kurdu. Faşi Dazione Rivoluzionaria. Faşizmle ilgili videoda bundan bahsedeceğim. Genel olarak Milan Faşio olarak bilinir. Aşırı milliyetçi bir gruptu bu grup ve savaşa girmekten yanaydılar. Ve İtalya sonunda bildiğiniz gibi savaşa girdi. Fakat buna ille de bu adamlar yol açtı diyemeyiz tabii ki. Çünkü o dönem henüz oldukça önemsiz bir kuruluşlar. Bunu anlatmamın sebebi Mussolini'nin savaş öncesinde de güçlü milliyetçilik duyguları beslediğini size göstermek. Ve bu duygular ona çeşitli milliyetçi kuruluşlar kurdurttu, açtırttı. Ve bu kuruluşlara da genel olarak faşi dendi. Çünkü bu insanlar kendilerine böyle diyorlardı. Faşi. Bu kelime aslında Mussolini'den önce de kullanılıyordu tabii ki. Devrimci bir grubu simgeliyordu ya da bir hareketin içinde bulunmak isteyen insanları simgeliyordu. Daha sonra Mussolini savaşa girdi, bir asker olarak savaşa katıldı ve 1919'da da savaş sona erdiğinde o da savaştan çıkmış oldu. Artık askerliğini bitirmiş oldu. Bunun sonrasında tekrardan bir kuruluş kurmaya ya da bir grup yönetmeye karar verdi. Artık askerlik bittiği için tekrar siyasete dönmeye karar vermişti. Bu sefer Fasci di Combattimento olarak adlandırılan grubu kurdu. Fasci di Combattimento yani Türkçeye çevirirsek mücadele birlikleri diyebiliriz. O zamanlar resmi bir parti bile değildi bu. Birkaç yüz insanın toplanmasıyla oluşan bir gruptu yaklaşık 200 kişi kadar vardı. Bu insanları birleştiren güçlü bir antisosyalist düşünceydi. Aslında biraz komik olacak çünkü Mussolini savaştan önce sosyalist partideydi. Bu grupsa aksine antisosyalist ve milliyetçi bir ideolojiye sahipti. Yazalım anti, sosyalist ve milliyetçi. Bu sosyalist karşıtı ve bolşevik karşıtı düşüncenin nereden geldiğini anlamak için o zamanki İtalya'nın durumunu anlamamız gerek öncelikle. Hatırlarsanız Rusya Birinci Dünya Savaşında devrilmişti, Çarlık Rusyası yıkılmıştı ve komünist bir devrim gerçekleşmişti. Artık Rusya komünistler tarafından yönetiliyordu. Bunun Avrupa'ya da yayılacağı korkusu vardı Avrupalılarda. İtalya'daki iktidar partisi sol görüşlü sosyalist partiydi. Bu yüzden de sosyalizmin ya da olası bir Komünizmin yayılması tehlikesine karşı çıkma isteği vardı. Yani aslında Mussolini ve çevresindeki bu insanlar öylesine buluşup konuşup belki de seçimlere gideriz. Yani bu tarz niyetlerle siyaset yapan bir grup değildi. Bunu anlamamız gerek. Aktif olarak baskı yapıp korkutmak isteyen bir gruptu. Bu şekilde bir stratejileri vardı. Ve bu grup bu yöntemle iyice yükseldi. Yani korkutma ve sindirme yöntemiyle yükseldiler ve aşırı sosyalist ve sol karşıtı bir ideoloji oluşturdular. Sürekli siyah gömlek giydikleri için de kara gömlekliler olarak adlandırıldılar. Kara gömlekliler. E siyahla yazarsam buradaki fondan ötürü hiçbir şey göremezsiniz. O yüzden maviyle yazıyorum. Aslında bunlar çok gevşek bir bağ ile birbirine bağlanmış gruplardı. Yani kara gömlekliler olarak anılan bu faşist gruplar aslında birbirleriyle çok sıkı bir bağ içerisinde değillerdi ve genel olarak bunların hepsine faşi deniliyordu. Tüm İtalya'da bir araya gelen genç adamlar olduklarını düşünebiliriz aslında. Sosyalist karşıtı görüşe inanan insanlar ve silahlarına sarılıp solcuları korkutmak istiyorlar. Yani paramiliter dediğimiz yarı askeri kara gömlekliler grubu yükselmeye başlıyordu. İşin özeti bu. 1919'da bu küçücük ve oldukça önemsiz grubun etkileri artık büyümeye başlamıştı. Bu grup gittikçe Avrupa'ya yayılıyordu. Aslında tam anlamıyla Avrupa'ya dememiz çok doğru olmaz. İtalya'ya yayılıyordu öncelikle. Tüm İtalya genelinde yaygınlaşmaya başlamıştı. Özellikle genç erkeklere bu grup çekici geliyordu. Mussolini ilham verici ve destansı bir kişiliğe sahipti. Bazen söyledikleri çok anlamlı ifadeler olmasa da insanları örnek alınacak bir lider olduğuna inandırabiliyordu. İki yıl sonra 1921'e geldiğimizde Fasci di Combatimento gerçek bir ulusal parti oldu. İsimlerini değiştirip Ulusal Faşist Parti yaptılar. Ulusal Faşist Parti. İtalyancası Partito Nazionale Fascista. Partito Nazionale Fascista. Mussolini bu partinin lideriydi. Temsilciler Meclisi'ne seçildi temsilciler meclisi. Tabii birkaç diğer faşistle beraber. Ama yine de küçük bir partilerdi. Aslında gittikçe daha çok tanınıyorlardı ama ne kadar tanınırlarsa tanınsınlar güç kullanımından ve korkutma stratejisinden vazgeçmediler. Daha sonra 1922'ye gidiyoruz. Tüm bunlar çok hızlı oluyordu. 1922'de İtalya iyi bir durumda değildi. İnsanlar solcu yönetimle mutlu değillerdi. Onun zayıf olduğunu ve ekonomiyi düzeltemeyeceğini düşünüyorlardı. Solcuların elinde çok fazla güç vardı. Ülke çok iyi yönetilmiyordu. Bundan orta kesim ve özellikle elitler memnun değildi. Faşistlerin gittikçe destekçisi artıyordu. Güç kullanmanın zayıf hükümetin yapamadığı şeyleri yaptığını gösteriyorlardı faşistler. Düzene yardım edeceği düşüncesiyle 1922'de grevleri dağıtabilmişlerdi mesela. 1922'nin Ekiminde Mussolini 4000 faşistin lideriydi artık. Ve İtalya'ya düzen getirmek için Roma'da yürüme kararı aldılar. İnsanları daha güçlü bir hükümet istemeye davet ettiler. Ekim ayında Roma'da yürüyüş bu yürüyüşün büyüklüğü hakkında birkaç hesaplama görmüştüm bazı kitaplarda. Benim anlayabildiğim kadarıyla sayı yaklaşık 200 bin kadardı. 200 bin faşist. Bu da iktidardaki başbakanın düşmesine yol açtı. Ve kral başbakan olarak Mussolini'yi atadı. Yani artık Mussolini başbakan. Buradakiler çok hızlı bir süreçte oldu. İnsanların solcu hükümetle olan mutsuzluğundan ve güçlü bir lider istemesinden kaynaklandı. Mussolini'nin de bir karizması vardı tabi. Her fotoğrafta bu şekilde çok güçlü bir figür olarak onu görebilirsiniz. Sadece başbakan olmakla kalmadı. Aynı zamanda yasal olarak bir yıllık diktatörlük yetkisi aldı eline. Diktatörlük yetkisi Bir yıllık. Bu noktada ona doğrudan diktatör diyemeyiseniz o daha birkaç yıl sonra gerçekleşecek ama tüm kontrol ona verilmişti. Yasa bile çıkartabilecek durumdaydı tek başına. Tarihin ilginç bir sorusu da şudur. Neden meclis ona bu hakkı verdi? Ya da neden kral bu güçlü karakteri diktatörlük yetkisiyle başbakan yaptı? Aslında sizin de ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Ama bana sorarsanız eğer bir yandan orta kesimden ve elitlerden ülkeye düzen ve yönetim getirmesi için güçlü bir lider isteği vardı ve diğer yandan da her şeyden öte, kara gömlekliler tarafından destekleniyordu Mussolini. Tüm İtalya'ya yayılmış rakiplerini korkutabilen yarı askeri, paramiliter bir gruptu kara gömlekliler. Anlayabileceğiniz gibi, bazı meclis üyeleri yıllarca zayıf birileri tarafından yönetildikten sonra güçlü bir lideri destekliyordu. Başka bazı üyelerse belki de bu gücü Mussolini'ye vermeleri için korkutulmuş da olabilirler.